Genç onun tarzı bu. Süper. Fark et benim geldiğini. Gerçekten çok iyiydin. Bu parçayı böyle çalan birini tanıyordum. İkinci de sen oldun. Çok ilginç. Nasıl geliştirdin tekniğini? Yani daha doğrusu kimden öğrendin? Sır değilse öğrenmek isterim hocanın adını. Boş ver. Adını anmaya bile değmez. Pekala. Çok iyi anılar bırakmamış herhalde sende. Neyse. Tülin hocanın başı kalabalıkmış bu aralar. Şenlikteki konserler için beraber çalışacağız. Tamam. Hangi parçayı düşünüyorsunuz? Ay Işığı Sonatı. Beethoven. Sevmez misin? Yok, severim de. Aslında benim fikrim mahalleden müzisyenlerle bir şey yapmaktı ama Tülin Hanım vakit yok diye kabul etmedi. Tülin Hoca'ya güvenirim, bir bildiği vardır. Bense hayallerin peşinden koşmaktan yanayım. İmkansız da olsa inandığımı başarmak isterim. Artık gerçekçi düşünüyorum ben. Hayaller insanı yanlış yollara saptırabiliyor. Bir şeyler ters gidiyor galiba. Nişan hazırlıklarında bir terslik yok değil mi? Nişan ertelendi. Belirsiz bir zamana dek. Üzüldüm. Korkma, yine fırlatmayacağım süpürgeni. O kadar da deli değilim. Gece gözüme uyku girmedi. Baykuş gibi düşündüm durdum. Neyi? Ya neyi olacak? Orkestra projemi. Kimse yardım etmeye yanaşmıyor. Tek başıma nasıl kalkacağım altından bilmiyorum. Üzülme. Bulursun birini. Sen biraz olsan var ya, ikimiz el ele verip onlara gösterirdik müzik neymiş. Açma aynı konuları. Yapamayacağımı söyledim İlke. Ama neden? İşim falan diyorsan sen yap yine işçiliğini. Tek istediğim akşamlarını bana ayır. Olmaz. Pınar'dan, hani az önce piyano çalandan, ondan yardım istesene. Sen nereden biliyorsun az önce piyano çaldığını? Gördüm. Senin tekniğini birebir taklit ediyordu sanki. Ama şu anda kızım bunu ayıracak vakti yok. Morali çok bozuk anladığım kadarıyla. Morali mi bozuk? Hı. Nişan atmışlar. Halbuki ne kadar da yakışıyorlardı nişanlısıyla birbirlerine. Ne oldu sana? Orkestra işi seni de mi heyecanlandırmaya başladı yoksa? Merhaba. Merhaba. Keyfin yerinde bugün. Bilmem. Anlaşıldı, duymuşsun. Neyi? Pınar'ı. Bize geldi akşam. Uzun uzun konuştuk. Ya sorunuz nedir, tam anlatmadı. Ama Pınar hala seni çok seviyor. Biliyorum. Ama bak, bu seni rahatlatmasın sakın. Çünkü Pınar kararlı kızdır. Kafasına koyduğunu yapar. Bu sefer de aynı inat vardı gözlerinde. Sana aşık ama Tibet'le evlenmeye de kararlı. Aranızda ne olduğunu bilmiyorum da, eğer elinde olsaydı Pınar bunca acıya katlanacağını keser atardı bu düğümü. Pınar'ı tanıyorum Genco abi. Eğer çözüm onda olsaydı kesin çözerdi. Çözüm sende, bunu bil. Evet, çözümün anahtarı bende ve çözeceğim. Pınar'dan vazgeçmeyeceğim. Vazgeçme. Ama şunu da bil, işin zor Genco. Görüşürüz Özge.